Açlık nurdur Yahya bin Muaz için. Tokluk ateş, şehvetse odun. Şehvet ve tokluk bir araya gelince ateş yanmaya başlar. O yakılan ateş sahibini de yakıp bitirir. Gözleri ve kalpleri kör eden şehvet tuzağına kapılanın kül olup savrulmaktan başka nihayeti yoktur. Etkili bir vaizdi Yahya bin Muaz. Bu nedenle kendisinden vaiz Yahya diye bahsedilirdi. Muaz sohbetlerinde müritlerine 3 zümreden uzak durmalarını öğütlemişti. Gafil alimlerden, yağcı dervişler ve fakirlerden, cahil mutasavvıflardan. Yahya bin Muaz Tahran yakınlarındaki Rey'de doğar. 871'de Nişabur'da ölür. Bazı kaynaklara göre çok sayıda kitap yazmış ancak bunlar günümüze ulaşamamıştır. Tasavvuf tarihiyle ilgili ilk kitaplardan birinin yazarı olan Hucviri'ye göre Yahya bin Muaz'ın sözleri tabiatı itibariyle içli, kulağa tesiri bakımından zevkli, aslı itibariyle ince ve ifade itibariyle yararlıdır. İlk sufiler, tükenmez ihsan ve bağışlayıcılığa sahip hakkın kudretiyle insanın zayıflığı arasındaki tezat üzerine düşünmüşlerdi. Yahya bin Muaz da bu zıtlığa işaret eder. Dualarına günah ve tövbe sorunu aksetmiştir ve duaları Allah'ın bağışlayıcılığına ve yardımına tam güvenle son bulur hep. Onun dindarlığını en iyi anlatan ifade, münacatlarının bazılarındaki bağışlayıcı Allah'ın merhametine karşı duyduğu güven düşüncesidir. Yahya bin Muaz şöyle demişti: "Kader karşıma bela hilesini çıkardığında onu dua hilesiyle karşılıyorum." Yahya bin Muaz da pek çok sufi gibi ilahi aşktan söz etmiştir. Gerçek aşk der, maşukun zalimliğiyle azalmadığı gibi onun lütfuyla da artmaz. Vaiz Yahya'nın bu yorumu İranlı şairler tarafından pek çok kez kullanılmıştır. Tüm mutasavvıflar gibi Yahya bin Muaz da dünya malına karşı mesafeli olunması konusunda insanları uyarmayı ihmal etmemiştir. Bir duasında şöyle yakarır: "Yarın kıyamet günü ne getirdin?" diye sorarlarsa derim ki, "Rabbim dünya zindanından ancak birbirine karışmış saç sakal, eski bir elbise, dünya kadar üzüntü ve yığın yığın mahcubiyet getirebildim. Beni rahmet suyuyla yıka, bir hilat giydir ve bir şey de sorma." Muaz için din demek, reca yani ümit demektir. Allah'ın ihsanının sonsuzluğuna inanmak, umudu yitirmemektir. Hardal tohumu kadar sevgiyi ve o sevgiyle yapılan ibadeti, sevgisiz 70 yıllık ibadete tercih ederim.